Çok çalışanın değil, akıllıca çalışanın kazandığı bir devirde yaşıyoruz. Peki sen de normalde çalıştığının yarısı kadar çalışıp iki kat daha fazla verim almak ister miydin? Eğer cevabın evetse hemen videoya başlayalım. Hoş geldin. İsmim Kemal Berk. Şu anda Marmara Tıp'ta 4. sınıf öğrencisiyim. Ve bugün seninle birlikte neden çok çalışmayı değil de akıllıca çalışmayı tercih etmeliyiz? Bunlar hakkında konuşacağım. Aynı zamanda seninle bilimsel kanıtlara dayalı tam 7 tane tavsiye paylaşacağım. O zaman çok fazla uzatmadan doğrudan birinci maddeyle videoya başlayalım. Birinci maddemiz kendine en uygun çalışma süresini bulmak. Normalde çoğumuza okullarda işte 25 dakika çalışın, 5 dakika mola verin ya da işte 40 dakika çalışın, 10 dakika teneffüse çıkın şeklinde böyle sabit süreler verilir. Fakat bunların bize uygun olup olmadığı hiçbir zaman sorgulanmıyor. Eğer daha az çalışıp çok daha fazla verim almak istiyorsak kendimizi iyi tanımalıyız ve bir oturuşta en fazla ne kadar süre odaklanabildiğimizi bulmamız gerekiyor. Bunun için sizlere tavsiyem, kendinizi böyle enerjik hissettiğiniz zaman, motive hissettiğiniz bir zaman hemen bir kronometre başlatın ve kronometre başladıktan sonra okuyabildiğiniz kadar, çalışabildiğiniz kadar yaptığınız işe odaklanın ve ardından böyle yorulduğunuz zaman, böyle esnemeye başladığınız zaman kronometreyi durdurun ve süreye bakın. Yarım saat, 40 dakika, 2 saat, 3 saat. Bu tamamen sizin antrenmanlı olup olmadığınıza göre değişiyor. Ne kadar süre çıkarsa çıksın bunu hemen not alın ve artık kendinize çalışma süresi olarak bu süreyi belirleyin. Şimdi şeyi merak ediyor olabilirsiniz. Mesela ben kronometreme baktım, 1 saat çıktı ve bundan sonra artık 1 saatlik bloklar halinde çalışacağım. Ama ya tam dersin tam ortasındayken bölünürsem, işte konu bitmeden bir anda mola süren başlarsa ne yapacağım diye soruyor olabilirsiniz. İşte tam bu sırada da Zeigarnik etkisi bizleri karşılıyor. Zeigarnik Sovyet bir psikiyatrist ve zamanında beynimizin çok garip bir özelliğini keşfediyor. O da şu: insan beyni bir şeyi öğrenirken kesilmiş ve bölünmüş olan bilgileri, yani tamamlanmamış bilgileri, tamamlanmış olanlara kıyasla çok daha iyi bir şekilde hatırlayabiliyor ve aklında çok daha iyi tutuyor. Yani siz molanıza girdiğiniz anda o 5 dakika ya da 10 dakika boyunca o yarım kalmış bilgiyi hep kendi içinizde böyle durmadan düşüneceksiniz. Acaba bunun sonu ne olacak şeklinde. Bu da sizin bilgiyi daha da kalıcı hale getirmenizi sağlayacak. İşte tam bundan bahsetmişken de videomuzun ikinci maddesi devreye giriyor. Bilincinizi uyaracak şeylerle meşgul olmamak. Bunun hakkında yapılan çok güzel bir araştırma var. Katılımcıları iki gruba bölüyorlar ve iki gruba da aynı hikayeyi anlatıyorlar. Ardından birinci gruba mola boyunca bir bilgisayar oyunu oynamaları isteniyor. İkinci gruptan da gözlerini kapatıp dinlenmeleri isteniyor. Gözlerini kapatan grup çok çok daha iyi bir şekilde o hikayeyi hatırlayıp anlatabiliyor. Çalışma aralarımızda Facebook, Twitter, Instagram gibi platformlarda gezip durmadan yeni bilgiye maruz kalmak biraz önce çalıştıklarımızın unutulmasına veya daha doğrusu karıştırılmasına sebep veriyor. Bu yüzden molalarınızı ya böyle dinlenerek, gözlerinizi kapatarak ya da küçük bir yürüyüşe çıkarak geçirmeyi tercih edin. İnanın öğrendikleriniz çok daha iyi bir şekilde aklınızda kalacak. Bu sayede onları ikinci bir defa çalışmak zorunda kalmayacaksınız. Üçüncü maddemiz hatırlama pratiği yapmak. Daha önce hiç yaşamayan yoktur. Bir sınava girdiğimiz zaman böyle sınavdan 5 dakika önce, 10 dakika önce bir anda bütün bilgileri unuttuğumuzu düşünürüz. İşte eyvah ne yapacağım, her şeyi unuttum, işte sınavı yapamayacağım şeklinde bir strese kapılırız. Bu durum bilimde mind blank, yani boş zihin olarak geçiyor ve biz bilimsel olarak beynimizde bunun etki mekanizmasını şu an açıklayabiliyoruz. Onu da şu şekilde kısaca açıklayabilirim. Beynimizde 3 tane çok önemli bölge var. Bunların birincisi hipotalamus, ikincisi hipokampüs, üçüncüsü ise prefrontal korteks. Hipotalamus, hipofiz beziyle birlikte vücudumuzun hormonal sistemini düzenliyor. Hipokampüse gelecek olursak, hipokampüs hafızamız üzerinde daha önce öğrendiğimiz bir şeyi tekrardan hatırlamak üzerinde çok etkili. Prefrontal kortekse gelecek olursak da prefrontal korteks benim şu an konuşmamı, sizlerin de şu an konuştuklarımı anlamanızı sağlıyor. Yani aktif olarak bilincimizi oluşturan yere de prefrontal korteks ismini veriyoruz. Olayı kısaca özetleyecek olursak, evde siz koltuğunuzda ya da masanızda böyle rahatça çalışırken hipotalamusunuz çok az stres hormonu salgılıyor ve bu sayede siz aslında kolay bir şekilde stres olmadan çalışabiliyorsunuz. Ancak evde değil de siz bir sınav sırasında ya da bir toplantı sırasında ya da bir iş görüşmesi sırasında bir anda stres olduğunuz için hipotalamusunuz yüksek oranda norepinefrin ve kortizol salgılıyor. Buna bağlı olarak da vücudumuzda iki tane etki gerçekleşiyor. İlk olarak prefrontal kortekse giriyor. Yani benim konuşmamı, sizlerin de bunları anlamanızı sağlayan yere ve buranın çalışmasını yavaşlatıyor. İkinci olarak da hipokampüse giriyor. Yani hafızamızın merkezine giriyor ve buranın aktivasyonunu yavaşlatıyor. Sadece bununla da kalmıyor. Yapılan araştırmalar stres olmanın, yani stres hormonu salgılamanın hipokampal nöronları, yani
hipokampüsteki hücreleri öldürdüğünü ortaya koymuş. O da çok ilginç bir araştırma. Şimdi bunları kısa bir şekilde özetleyecek olursak, beyninin stressiz bir ortamdan stresli bir ortama geçtiği anda bazı şeyleri hatırlamakta, öğrenmekte sıkıntı çekebiliyor. Bu yüzden yapmamız gereken çok çok kolay bir yöntem var. Bu da evde çalıştığımız zamanlarda kendimize durmadan stres pratiği, yani hatırlama pratiği yapmak. Kendimizi sanki durmadan sınavdaymışçasına öğrendiğimiz her bilgiyi durmadan sınamak. O da şu şekilde: mesela bir kitabı okuyorsunuz diyelim. Okudunuz, okudunuz, okudunuz. Bir anda durun orada. Kitabı kapatın. Gözlerinizi de kapatın ve deyin ki ben bu son 10 saniyede, 15 saniyede, 1 dakikada ne öğrendim? Bunları bir hatırlamaya çalışın. Kendinize sorular sorun. Bunu yaptığınız zaman beyninize bu tür stresli durumlara, durmadan işte hipokampüsü aktive etmeye zorladığınız için sınav zamanında hipokampüsünüzü aktive etmeye olasılığınız daha da artacak. Dördüncü yöntem o herkesin anlata anlata bitiremediği Pareto yöntemi. Eğer Pareto yöntemini daha önce duymadıysanız, Pareto İtalyan bir ekonomi uzmanı ve yıllar öncesinde fark ediyor ki çoğu şeyin %20'si %80'in elinde, %80 ise %20'nin elinde. Buna küçük bir örnek verecek olursak, fark ediyor ki İtalya'daki paranın %80'i İtalya'nın %20'lik diliminin elinde. Ya da İtalyanca'da konuşulan bütün kelimelerin %80'i İtalyanca sözlüğün sadece %20'sini oluşturuyor. Ve bu yüzden de Pareto kuralı adı altında %80'e %20 adında bir kural oluşturuyor. Bu yüzden eğer bizler de kısa süre çalışarak çok fazla verim almak istiyorsak bu %20'lik önemli olan kısma odaklanmalıyız. Eğer sizler de bir sınava hazırlanıyorsanız ya da bir yabancı dil öğreniyorsanız mutlaka o %20'lik dilime odaklanın ki o günlük konuşmaların ya da o sınavın %80'ini halletmiş olun. Beşinci maddemiz SQ3R, yani diğer ismiyle, Türkçe ismiyle izotek yöntemi. Bu yöntemden 1946 yılında bir eğitim psikolojisi uzmanı olan Frank Robinson Efektif Çalışma kitabında bahsediyor. Türkçe ismiyle izotekin açılımına bakacak olursak inceleme, sorgulama, okuma, tekrar etme ve gözden geçirme olarak geçiyor. Robinson bizlere eğer bir kitaptaki bilgiyi daha kısa sürede daha etkili bir şekilde öğrenmek istiyorsak bu 5 adımı takip etmemizi istiyor. Öncelikle kitabı açıyoruz ve onu inceliyoruz, işte hangi sayfada ne varmış diye okumadan şöyle bakıyoruz. Sadece konu başlıklarına bakıyoruz. Hemen ardından soru kısmına, sorgulama kısmına geçiyoruz. Kitapların arkasında mutlaka sorular vardır. O sorulara bakıyoruz ve bu konudan asıl öğrenmemiz gereken şeyleri çıkarıyoruz. İşte evet, asıl buralar soruluyormuş, İşte en önemli kısım burasıymış gibi. Hemen ardından tekrardan kitabın o bölümüne geçiyoruz ve orayı okumaya başlıyoruz. Daha sonra okuduklarımızı 3. maddede bahsettiğimiz yöntemle birlikte kapatıyoruz ve hatırlamaya çalışıyoruz. Kendi içimizden tekrar ediyoruz. Bu şekilde hatırlama pratiği yapmış oluyoruz. Hemen ardından da gözden geçirme kısmı var ve bunu yapabilmek için de 3 tane etkili yöntem var. Birincisi o konu hakkında sorular çözmek. İkincisi o konuyu başka birine anlatmak. Üçüncüsü ise kitabı tamamen kapatıp o konuyla ilgili okuduklarımızın ne kadar aklımızda kalmış diye hepsini böyle bir kağıda geçirmek. Sadece aklımızda kalanları. Hemen ardından da eksik bir yer var mı diye kontrol etmek. Bu yöntemi uyguladığınız zaman çok daha etkili bir şekilde öğrenmiş olacaksınız ve çok daha az tekrar etmek zorunda kalacaksınız. Bu sayede çalışma süremiz azalmış olacak. Hazır tekrar etmekten bahsetmişken 7. maddemiz olan aralıklı öğrenme kısmına geçelim. Çalışırken yapılan en büyük hatalardan biri, anlamadığımız bir konu olursa ya da zorlandığımız bir konu olursa gün boyunca inatla o konu üzerinde çok fazla vakit harcamak. Ama araştırmalar bize gösteriyor ki bir konu üzerinde 6 saat harcamak yerine onu 6 gün boyunca birer saat şeklinde çalışırsak onu diğer konularla daha kolay bir şekilde ilişkilendirebileceğimiz için, yine aynı şekilde durmadan zihnimize hatırlatacağımız için çok daha kolay bir şekilde öğrenebiliyoruz. Bu yüzden bir sonraki sefer herhangi bir konuyu anlamadığın zaman ya da zorlandığın zaman ona bütün gününü ayırmak yerine 5. maddede bahsettiğimiz yöntemi uyguladıktan sonra onu sonraki gün çalışmak üzere rafa kaldır ve onu hafta boyunca böyle birer saat, ikişer saat, artık ne kadar süre gerekiyorsa o şekilde bölerek çalış. Bunu yaptığın zaman beynine durmadan hatırlatacağın için hatırlama ihtimalin çok daha yüksek olacak. Ve geldik son ve en önemli madde olan uykunun önemi. Uykunun bizlerin sağlığı açısından etkisi şüphesiz gerçek ama aynı zamanda uyku sadece sağlığımız için değil, aynı zamanda öğrenme ve hafıza fonksiyonlarımızı sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmemiz için de çok gerekli. Uykunun hafıza ve öğrenme üzerine genel olarak iki tane büyük etkisi var. Bunlardan birincisi, yapılan araştırmalara göre uykusuzluk odaklanmayı ve öğrenme yetisini azaltıyor.
Bu da bizim bir şeye çalışıp oturduğumuz zaman ondan çok daha az verim almamıza neden oluyor. İkincisi ise özellikle uykunun REM aşamasının bizim hafızamız üzerine çok büyük bir etkiye sahip olması. Sizler de sınavdan bir gün önceki gece işte uyumayayım, bir saat daha fazla çalışayım, sınavdan daha yüksek alayım şeklinde bir düşünceye sahipseniz, uyumanın da sınavda yüksek almanın ya da bir yarışmayı kazanmanın, bir mülakatı kazanmanın bir parçası olduğunu unutmayın. Belki o uykulu halinizde çalışacağınız son 1-2 saat size sınavda çok fazla puan getirmeyecek ama siz uyuduğunuz her bir saat hafızanızı çok daha güçlendirdiğiniz için yarınki sınavda ya da haftaya ilk sınavda o bilgiyi hatırlamanız çok daha kolay olacak. O yüzden siz olun, sadece 1-2 bilgi öğreneceğim derken bütün sınavınızın mahvolmasına sakın izin vermeyin. Uyku kısmını da hallettiğimize göre video buraya kadardı. Videonun kısa bir özetini geçecek olursak, öncelikle kendimize uygun olan çalışma süresini bulmalı ve bu süreye sadık kalmalıyız dedik. İkinci madde olarak çalışma aralarında telefonla vakit geçirmek, televizyon izlemek yerine gözlerimizi kapatmalı ya da yürüyüşe çıkmalıyız dedik. Üçüncü maddede kendimize durmadan hatırlatma pratiği yapmaktan bahsettik. İşte stresli durumlara önceden hazırlanmaktan bahsettik. Dördüncü olarak %80'e %20 kuralından, yani Pareto kuralından bahsettik. Beşinci maddede izotek yönteminden bahsettik. Bir kitaptan bir bilgiyi öğrenirken nasıl en efektif şekilde öğreniriz, bunu inceledik. Altıncı maddede aralıklı öğrenmeden bahsettik. Bir konu üzerinde bütün günümüzü ayırmak yerine onu haftanın bütün günlerine bölmenin çok daha efektif olduğunu öğrendik. Ve son olarak da uykunun öğrenme ve hafıza üzerindeki etkisini inceledik. O şekilde video buraya kadardı. İzlediğin için teşekkürler. Eğer videoyu beğendiysen beğen butonuna basmayı unutma. Bu videoyu faydası olacağını düşündüğün arkadaşlarına paylaşabilirsin. Yine aynı şekilde kanala atılan içerikleri kaçırmamak için de kanala abone olmayı unutma. O zaman sonraki sefer görüşünceye dek kendine çok iyi bak. Hoşça kal.